Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle dofer yapı malzemelerini inceleyeceğiz. Doferde son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şuradan başlamış işlem görme. Yani 16 Ekim pazartesi günü işlem görmeye başlamış. Ardından güzel bir tavan serisi. Devamında da 48-74 burada işaretlemişti zirve olunmuş. Zirveden sonra da sert bir şekilde düşüşlerini sürdürüyor. Net bir geri dönüş sinyali yok. Düşüşler devam ediyor. AKD'ye bakıldığında satıcılar biraz daha ağırlıklı. Bunları zaten bunlarda da görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz peki bunlarda? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada halk arzı olduktan sonra yüksek serisi devam ediyor. Gün içinde arkadaşlar satışlar geliyor fiyat. 40 seviyesine kadar inse de alımlar o kadar kuvvetli oluyor ki fiyatı tekrardan ters çekir şeklinde yukarı taşımaya başlıyorlar. Aynı şekilde bak, bir sonraki muma bakın. Yine satıcılığı başlıyor. Ancak buradan kuvvetli alanlarla fiyatı yukarı taşıyorlar. Ancak ertesi gün sert bir şekilde geri çekiliyor. Bu ters çekiş, bu da mezar taşı diye tabir ettiğimiz mum arkadaşlar. Bu tamamen ayıların kontrolünde yani ayıların kuvvetli olduğu bir mum ve fiyatı her ihtimalle yukarı taşımayı başarıyorlar. Şimdi burada da bunun tam tersini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu en son mumdan örnek vereyim. Bakın Cuma günkü açılışı 31.98 söyleyemedim. Şurada kapanış 32.72. Gün içi en yüksek arkadaşlar 35 seviyesini görmüş. Hemen şu yukarıda göreceksiniz. Mouse geldiği zaman şöyle yapayım. Hemen e, dofer yapı malzemeleri bir GBST'in yanında görüyorsunuz yüksek 35 düşük 31.98 açılış 31.98 arkadaşlar. Şimdi bu ne demek oluyor? Bakın fiyat aynı buradaki gibi bunun tam tersi bir şekilde gün içinde yukarı yönlü hareketler yapıyor. Yani alımlar geliyor. Burada alış geliyor, kuvvetli alımlar gelse satıcılar o kadar fazla oluşuyor ki buradaki mum tamamen satıcılığı ayıların kontrolüne gerçekleşiyor ve fiyat aşağı yönlü baskılıyor. İkinci mum da aynı şekilde gün içinde bir 35 zirvesine kadar çıkıyor arkadaşlar. Ancak satıcılar o kadar kuvvetli oluyor ki fiyatı aşağı yönde baskılıyor ve düşüş devam ediyor. Burada da gördüğünüz gibi 35'e değse de 32-72 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Şu anda genel görüntü bir düşüş trendi arkadaşlar yükseliş sonrası bir düzeltme hareketi yaşanıyor. Bu da çok fazla mum hareketi olmadığı için tabii ki yine Fibonacci ile bakacağız. Nerelerden dönebilir, nereler dönüş yeri olur onu söyleyeceğiz. AKD'ye de bakıldık. Alıcılar olsa da yine orada da satıcı tarafı biraz daha ağırlıklı arkadaşlar. Şimdi burada eğer pazartesi açılışla beraber bizde %10'a yakın daha bir düşüş görürsek 30 seviyesi 29 seviyesine doğru geri çekilme mümkün gözüküyor bu satış baskısı devam ettiği sürece. Genelde her zaman söylüyorum dönüş noktaları 0.50 0.618 seviyesidir. Bunun altında kapatmış belki bir miktar daha satış olur. Bunun da altında bir dönüş gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda takip edecek destek noktalar arkadaşlar. Bu arada şirketin 3. çeyrek bilançosu açıklanmadı. Orası da önemli. Yeni alkarızlarda her zaman söylüyoruz bu fiyat hareketleri temel tarafta desteklenmezse maalesef sonrası üzücü olabilir. O konuda da dikkat edin. Üçüncü çeyrek bilançosunda yakından takip edin. Hele ki son zamanda halka arzulmuş bilanço açıklayan şirketlerin bazıları gerçekten iyi değil arkadaşlar. Yani hiç iç acı değil gerçekten üzüntü verici böyle şirketlerin de halk arzı olması gerçekten aslında da kredi alamayanlar halk arzı olarak şirketlerini döndürmeye çalışıyor desek yanlış da olmaz. Burada teknik olarak 30-26 desteğimiz var. Fiyat bunun altına sarkabilir. Bunun altında da bir 27 seviyesi var arkadaşlar. Bu iki destek bölgesini geri çekimlere takip edebilirsiniz. Ben bilançoyu görmediğim için alınır veya alınmaz diyemem. Ancak bir düşüş bir miktar durduktan sonra yani bir dip bölgesi yaptıktan sonra tepki yükselişlerine satmak için alınabilir. Ancak tekrardan bu zirvelere gelmesi biraz zaman alacaktır. Genelde alkar sonrası kuvvetli bir toparlanma olsa zaten o şirkete güvenin yüksek olduğunu gösterir. Yatayda kalır uzun bir sürede burada bir dip bölgesi oluşturabilir. Konserde olma durumu olabilir. Onun için dikkat etmekte fayda var. Burada kısaca kısa vadede 30 ve 27 desteklerini takip edin. Bu seviyelerden dönüş olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Dönüş dediğimde tutup tekrardan 48'e gitmeyecektir arkadaşlar. Burada yükselişler yapacak tekrar geri satış olacaktır. Geri çekecektir. Bir dip bölgesi oluşacaktır. Bu dipten sonra toplanma dönemi bittikten sonra tekrardan yukarı yönünü sürebilir. Onda sorun yok. Ancak gördüğünüz gibi zaten 4 tane tamamen satıcılı mum arkadaşlar %40'a varan bir düşüş hareketi yükseliş sonrası düşüş. Burada kısa da 34.98'i geçebilirse o zaman tekrardan 39 ve 44 seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Yani düşüşün bittiğini de burada 35 seviyesiyle anlayabilirsiniz. Anlık 32.72 pazartesi açılış önemli. Verilen destekleri takip edebilirsiniz. Bu seviyeler, seviyelerden tepki gelirse iyi olacaktır. Bir miktar tepkiler dediğim gibi bir dip bölgesi oluşup tekrardan toparlanmayla buradan yukarı yönlü hareketleri çevirebilir. Kısa da 35 önemli. 35 geçilirse düşüş burada tamamen bitecektir. O zaman tekrardan yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Tabi burada iyi bir bilanço da gelirse iyi bir bilanço gelmesi bir süre daha burada yatayda kalıp ilerleyebilir. Oraya da dikkat etmekte fayda var. 39'un üstünde de 44 uzun vadede de diyelim 48 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. 48'in üstü yok mu? Var. Ancak önce bir bilançoyu görelim. Sonra yine grafiği güncelleyelim. Hem de o sırada bunlar oluşmuş olur. Belki de bu bölgelerde artık neler dip olduğunda net bir şekilde anlatır. Uzun vadeli hedef fiyatlarını tekrardan verebiliriz. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.